Öyle ki unutmuştum Rabbime verdiğim o sözü. Öyle ki gözlerim vardı ama görmeyen. Kulaklarım vardı ama işitmeyen. Kalbim vardı ama kabullenmeyen. Nefsime hak budur desem de benimseyemeyen. Yorulan ama düşmeyen bir bedendim ben. Aslında hiç dünyaya gelmeden önce de varmışım ben. Rabbimin kitabı Kur'an böyle diyor. Dünyaya gelmeden önce büyük bir söz vermişim. Rabbim sormuş var olacak bütün insanlığa. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve biz cevap vermişiz. Evet, kesinlikle öyle. Sen bizim Rabbimizsin demişiz. İşte ben de bu sözleşmeyle gönderildim dünyaya. Milyarlarca insan gibi. İşte bu sözüme sadık kalmaya karar verdiğim günden sonra başladı bütün değişimler. Ben devrimi hep dışarıda olur bilirdim. Devletler yıkılır, krallıklar, başkanlıklar, makamlar yok olur. Ve üzerlerine yenileri kurulur bilirdim. Sadece bu şekilde olmuyormuş devrimler. İç dünyama kurduğu şeytanın şirk düzenini yıktım ben. İşte devrimse bu en büyük devrimdir benim için. Allah'a şirk koşmamak, yalnız onu Rab ve İlah tanımak, şeytanın otoritesinin yerine Rabbimin otoritesini koymaktı benim için asıl devrim, asıl değişim. Ki zaten bu inkılabı yapan ilk kişi de ben değilim ve son kişi de olmayacağım. Biliyorum ki kardeşlerim doğacak. Biliyorum ki onlar da yorulup üzülecek, kırılıp incinecek. Bilmelisin ki ey kardeşim, bu dava seninle başlamadı. Bu dava Adem'in davası, Nuh'un davası. Bu Musa'nın, Firavun'un yüzüne haykırdığı davadır. İsa'nın ve Muhammed ile birlikte tüm Resullerin davasıdır. Allah'ın selamı o muvahhidlerin üzerine olsun ki bu dava Rabbine şirk koşmamak için mücadele eden müminlerin davasıdır. Resullerin bu dava ile ülkelerine gittiklerinde zihinleri alt üst ettiklerini asla ve asla unutma. Müşrikleri, kâfirleri Allah'ın azabı ile korkutup, müminlere kurtuluşu, zalimlere ise acı bir yok oluşu müjdelediklerini unutma. Onlar firavunları yerle bir eden ayetlerle gittiler kavimlerine. Hamanları helak eden hak sözlerle gittiler kavimlerine. Zulüm sistemlerinin kökünü kesen bu davetle gittiler. Şirki ve küfrü kurutacak belgelerle, delillerle, örneklerle gittiler. Ve sen de git. Ve geriye dönmeyi düşünme onlar gibi. Ve asla susma. Hakkı söylemekten çekinen dilsiz şeytanlar gibi. Ve sen sanıyorsun ki bu davayı müdafaa ederken huzur içinde olacaksın. Hayır, öyle değil. Onlar seni ölümle, seni hapiste tehdit etmekle bırakmazlar. Seni batıl dinlerine girmediğin için sevdiklerinle, mal ile, çocukların ile, yani seni korku ile terbiye etmek isteyecekler. Seni sevdiğini söyleyen sahte dostlar senin iyiliğin için konuştuklarını söyleyecekler. Şeytanlarının, dostlarının kendilerine vahyettiklerini sana aktaracaklar. Vazgeç diyecekler. Allah'ın dininde ne kadar delil olmayan şey varsa sana söyleyecekler. Yanlışsın diyecekler. Acizsin diyecekler. Sözlerine sağır kesildiğini gördüklerinde işte o zaman içlerinde gizlediklerini kusacaklar. Sen mi kurtaracaksın bunca insanı? Sen mi değiştireceksin bu sistemi? Sana mı kaldı Allah'ın dini diyecekler.
seni bozgunculukla, insanları fırkalara ayırmakla, hainlikle, delilikle, serkeşlikle suçlayacaklar. Canım kardeşim, işitmeyeceksin bu sözleri. Aklına gelsin Rabbinin o güzel ayetleri, Rabbinin nimetleri, ya da azabı, ya da merhameti. Kendine şunları söyle: her yolun bittiği gibi, her sonun geldiği gibi, her canın ölüme kavuştuğu gibi, bitiyorum, tükeniyorum ve Rabbime dönüyorum. Kendimi nasıl esirgerim bu davadan? Nasıl harcamam bu dava için bu bedeni? Neden koruyayım iyilikten kendimi? Neden sakınayım ki cennetten, cehennem dururken? Nasıl uzak kalırım Rabbimin rızasından ben? Ki ben Rabbimin verdiklerinden başkası değilim. Mülküm onun mülkünden. Hayatım, gördüklerim, duyduklarım, konuştuklarım, tattıklarım onun nimetlerinden. Doğan güneşi benim için doğurmadı mı? Ve geceyi benim için geri getirmedi mi? Yağmur damlalarını benim için yeryüzüne indirmedi mi? Ve sayısını bile sayamadığım onca şeyi hiç durmadan benim için yaratmadı mı? Ve Rabbim yine benim kurtulmamı istiyor. Bu yüzden diyor ki: ey kulum, yalnız bana ibadet et. İlk verdiğin söze sadık kal ve Rab olarak beni seç. Sahte kanun koyucuları indirdiğim Kur'an'a tercih edip başka Rabler edinme. Bu şekilde başkalarına ibadet edip benden başka ilahlar edinme. Sen kendin için iyi olanı seç ve ebedi azabımı hak edip üzülme. Evet Rabbim, iyi olanı seçiyorum. Yaşamımız ve ölümümüz, akan kanlarımız ve esarette kalan bedenlerimiz, özgürlük içindeki hapsedilişlerimiz, senden başka sahte Rabler için değil, hak ilah ve Rab olan yalnız senin için olacak Allah'ım. Yarattığın göğün altında ve yarattığın yerin üzerinde aldığımız nefes senin için olmalı. Sevilmiyor isek, nefret ediliyor isek, sebebi sana şirk koşmadığımız için olmalı. Kınanıyorsak birileri tarafından, iftiralar duyuyor isek, sırf sen hakkı söyle dediğin için olmalı. Ve susuyor isek, sabrediyor isek, senden yardım geleceğine inandığımız için olmalı. Eğer yapılacaksa yeryüzünde bir cihad, o senin için olacak. Akacaksa kanımız, akıtılacaksa kan, o senin adaletin için olacak. Eğer bir anayasa hükmedecekse bu dünyaya, o senin hak olarak indirdiğin Kur'an'ın olacak. Tağutların uydurduğu sözler ve batıl kitapları olmayacak. Ki Rabbim, biliyorum, yıkılacak tağutun mabetleri, kendisiyle şirk koştukları ve şirk kanunlarıyla hükmettikleri mahkemeleri, senin dininin anlatıldığı değil, laik rejimin dininin anlatıldığı camileri, kahrolsunlar ve kan olsun tüm tağutların içecekleri. Yükselsin İslam'ın şiarları, dağılsın yeryüzüne İslam'ın çocukları ve kalmasın yeryüzünde tek bir fitne. Sahte otoritelere tevekkül edip dayanmadık. Her şeyi var eden tek bir Rabbin otoritesini kabul edip ona sığındık. İsterse parçalansın bedenlerimiz, isterse hapsedilsin sevdiklerimiz, isterse mahzun olsun çocuklarımız, ne olursa olsun biz bu hak davadan asla dönemeyiz. Dönsek bizi kim koruyabilir bütün gücün sahibi olan Allah'ın azabından? Kim onun gibi bir keder ve mükafat verebilir bizlere? Kimin affetmesi onun kadar teselli edici olabilir? Kimin koruması onun koruması kadar korunaklı bizlere? Kimin sözü onun sözünden daha güvenli olabilir? Kim onun vaat ettiklerini vaat edebilir bizlere? Kim onun vaatlerini yerine getirdiği gibi vaatlerini yerine getirebilir? Kim onun gibi hüzünden uzak ebedi bir yurt verebilir bizlere? Kim onun vereceği izzeti, şerefi ve makamı verebilir? Hadi gösterin tüm bu güce sahip bir varlık bizlere. Ben şimdi nasıl sırt döneyim Rabbime? Nasıl nankörlük edeyim bunca verdiği nimete? Ben kaybedenlerden olmak istemiyorum ve onun intikamını aldıklarından olmak da istemiyorum.
İşte bu yüzden yürümüyoruz şirki ve küfrü yücelttiğiniz yollarınızı. İşte bu yüzden secde etmiyoruz tağutlarınıza. Ve bu yüzden her Resulün ülkesine gidince davet ettiği davetine itaat ediyoruz. İşte bu yüzden tağutları reddedip Allah'a iman ediyoruz. Halen Allah'a ve Resulüne itaat etmeyecek misiniz? Hayatınızdaki Allahsız ve Resulsüz bir yaşama bir son vermeyecek misiniz? Rabbinize şirk koşmadan ibadet etmeyecek misiniz? Kanun koyucu olarak yalnız Allah'ı seçmeyecek misiniz? Sadece onun için mücadele edip onun yolunda ölmeyecek misiniz? Yalnız onun mahkemelerini kabul edip tağutun mahkemelerini reddetmeyecek misiniz? Tertemiz çocuklarınızı şirkin ve küfrün mabetlerine göndermeye devam mı edeceksiniz? Sizlere kötü bir şey söylemiyoruz. Allah'ın Resulleri ile birlikte gönderdiği bu daveti sizlere iletiyoruz. Sizlere yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme kendinizi teslim etmeyin diyoruz. Sizlerin canımızdan bir parça olmanızı ve dinde kardeşlerimiz olmanızı istiyoruz. Ve üzülüyoruz sizlere. İcabet etmiyorsunuz Allah'ın ayetlerine ve Resulünün tertemiz sünnetine. Halbuki bizler kullara kul olmamanız için mücadele veriyoruz. Ve bir tek ilaha boyun eğmeniz için sizi hak olan Rabbinize, Allah'a davet ediyoruz. Biz insanlar ancak İslam davası ile değer bulacağız. Ancak hak dine, hak kitaba, hak ilaha ve hak Resul'e itaat edip yeryüzünde batıl ile mücadele eder isek Allah'ın mücahitleri olacağız. Ne zaman tağutları reddedip Allah'a iman eder isek işte o zaman muvahhidler olarak yaşayacağız. La ilahe illallah bayrağı altında toplanacağız. Sahte şehitliklerin verildiği tağutların bayrakları altında değil. Ve biliyorum sana vatan diyecekler. Ve onlara de ki bu vatanınız neyle sulanmış? Ve sana millet diyecekler. Sen de onlara de ki öyle ki milletiniz baştan aşağı şirke bulanmış. Ve yine sana diyecekler ki ya bayrağımız? Sen de onlara de ki bayrağınız Rabbim olan Allah'ın katında ne zaman meşruiyet kazanmış? Ve de ki boşuna ölümlü ilahlarınızı övmeyin. Bütün ilahlarınızın ölüp sizi yalnız başınıza bırakacakları gün gelmeden önce Rabbinize bu şirk dolu hayatınızdan dolayı tevbe edin. Ve onlara de ki vatan vatan dediğiniz İslam ile sulanmalı. Bayrak, bayrak dediğiniz La ilahe illallah ile boyanmalı. Millet, millet dediğiniz İbrahim'in milleti olmalı. İşte o zaman bu vatanda yeşerecek gelecek. İşte o zaman o bayrakla ülkelerde adalet ikame edilecek. Ve işte o zaman insanoğlu şerefin ve izzetin yurdu neresiymiş çok iyi bilecek. Ve onlara son söz olarak de ki yeryüzünde ve gökyüzünde her neredeyse ibadet ettiğiniz tüm tağutlar Allah'ın izniyle bir gün yerle bir edilecek.